Ali, Cold Spring Harbor Laboratory'den çıkmış, Genome Research adlı dergide yayınlanmış bir yayın. Yılı 2006. Derleme makale, yani review derken şu demek, bunlar yeni bir çalışma değil de var olan çalışmaları bir araya getirip o konuda bir özet çıkarmışlar. Özet makale gibi. Şimdi copy number variation ile ilgili çok güzel burada tanımlar var. Şuradan bakarsak copy number variant için demiş ki 1 kilo bazdan fazla DNA'yı içeren duplikasyon veya delesyon olayı demek diyor. Eğer structural variantsa 1 kilo bazdan fazla olan ve herhangi bir genomik alterasyon. Yani copy number variant sadece duplikasyon ve delesyonla sınırlanmış iken structural variant mesela inversion da içerebiliyor. Ama inversion ise copy number ve CNV diyemiyoruz. Duplikon 1 kilo bazdan büyük, duplike olmuş genomik segment ve iki kopya arasında %90'dan fazla benzerlik olmak durumunda. Indel 1 kilo bazdan az olan insertion ve deletion. Burada duplication ve deletion da bu insertion, yani içeriye baz ekleme veya baz çıkarma. 1 kilo bazdan az da buna indel deniyor. Orta boy structural variant, yani yapısal varyant ISV 8 kilo bazdan 40 kilo baza kadar, yani 8000 bazdan 40.000 baza kadar giden yapısal varyant. Bu bir CNV olabilir veyahut da bir inversion olabilir mesela diyor. Low copy repeat LCR segmental duplikasyona benzer bir şey diyor. Multisite variant, yani PSV veya SNP olmayan bir kompleks polimorfik varyasyon. Paralog dizi varyantı. Sequence difference, iki duplike olmuş kopyalar arasındaki dizinin farklılığı paralog. Paralog hatırlarsanız biz de görmüştük. Bir gen kendini duplike ediyor ve daha sonra farklılık gösteriyor. İki farklı yerde oluyor ama hala daha benzerliği var. Segmental duplikasyon. 1 kilo bazdan büyük olan ve dizi benzerliği %90'ın üzerinde olan duplike olmuş bölge demek. İnterkromozomal diyorsa homolog olmayan kromozomlar arasında, intrakromozomal diyorsa o kromozomun kendisi içinde olan değişimler. Single nucleotide polymorphism, SNP diye okunuyor bu. Bunlar baz değişimleri, base substitution, yani bir baz gidiyor, bir baz geliyor demek. Tek nükleotit içeriyor ve insanda 10 milyon kadar olduğu düşünülüyor. Ve insanlar arasındaki farklılığı oluşturan bir şey aslında bu SNP'te. Ne demiş? İki tane rastgele insan seçerseniz onların arasında 1250 bazın SNP'ler yüzünden değişiklik gösterdiğini düşünüyoruz. Ancak SNP'te önemli olan bir şey var. SNP sadece değişiklik demek. Yani bu mutasyondur, mutasyon değildir, tehlikelidir, değildir gibi bir anlamı yok bunun. Şimdi bu makalemizde şeyleri, bu review'de şeyleri de sınıflandırmışlar. Böyle mesela base position'a göre DNA gains, yani eklemeler veya kayıplar, losses, segmental duplikasyonlar, bunları sıralamışlar ve bunu sadece 17. kromozom için yapmışlar. 100 tane DNA örneğini bir projeden toplayıp onları alt alta koymuşlar. Hotspots of DNA copy number variation along the chromosome, işte flank by blocks of segmental duplications. Yani buradan duplication'ların bazı yerlerde toplandığını görebiliyoruz. Farklılıkların bazı belli yerlerde toplandığını görebiliyoruz. Şimdi burada da insan genomunda işlevsel olan mutasyonları göstermiş. İşte çeşitlerini göstermiş. Satelit DNA'lar, mini satelitler, telomer tekrarları, patojenik olabilen üçlü tekrarlar,
gene conversion olayları, deletion, duplication, inversionlar. Bunların hepsini sıralamış indeller, daha önce şeyini verdiğimiz, tanımını verdiğimiz mutasyon. İnsanda bildiğimiz duplikasyon olaylarından da meşhur olanı globin, metaglobin geni. Bu hücrelerimizde, kan hücrelerimizde oksijen taşıyan molekül. Daha önce biraz görmüştük. Şimdi bizim şu anki canlı hücrelerimizde neydi? 2 tane alfa, 2 tane beta globin vardı. Ve bu ne bağlayabiliyordu? 4 zincirli bir globin molekülü. Böylece 4 tane oksijen taşıyabiliyor bir anda. 4 tane deyince biraz ilginç. Yani 4 kat oksijen taşıyabiliyor. Ama zamanında bunun tek zincirli olduğu düşünülüyor. Ve bu tek zincirli halini kodlayan genin duplikasyon geçirdiği düşünülüyor. Çünkü şu anda insan genomundaki bunu kodlayan genin dizilimi şu şekilde. Kromozom 16'da bir bölge var. Bu bölge alfa'yı kodluyor. Kromozom 11'de şöyle 1, 2, 3, 4 tane bölge var. Bunlardan şu ikisi fetal beta globin, yani bebek, çok bebek, yeni doğmuşlardı. Doğmuş ve henüz doğmamış olan bebeklerde ki beta globini üretiyor. Burası da erişkindeki beta globini üretiyor. Şimdi bunların birbirinden ne zaman ayrıştığını hesaplayabiliyorlar ve hesapladıklarına göre şöyle hesaplamışlar. Çünkü birbirlerine olan yakınlığı, çünkü hepsi aslında en başta tek bir tane gendi ya ve o gende ne kadar mutasyon var, ne kadar değişim var, ona bakarak hesaplayabiliyorsunuz. Şimdi bu ikisi mesela birbirine en yakınsa, hani türleri de birbirine kıyaslarken, yakınlaştırırken ağaç çizdiğimiz gibi gen bölgeleri için de ağaç çizebiliyoruz. Şu ikisi birbirine en yakınsa bunları en yakın şeklinde yapıyorsunuz. Mesela işte ağacımızı şöyle birleştiriyoruz. En yakın bu ikisi diye birbirine. Ve bunlar zaten fetalli kodlayanlar. Ve bu ikisi de birbirine yakın. Bunların buna uzaklığı eşit. Yani şununla şu birbirine benziyor. Bununla da bu birbirine benziyor. Her ikisine uzaklığı aynı. Ve en uzakta duran da bu demişler. Zaten burası alfa, burası beta'ya gidiyordu. Şimdi burada şöyle bir şey çizmişler. Şöyle yapmışlar bunun şeyini. Burada alfa ve beta genlerini farklılaştıran translokasyonun olduğunu. Yani bir duplikasyon var. O duplikasyon iki tane gen bir yan yana gidiyor. Ama bu sefer kromozom 11'den kromozom 16'ya nasıl atladı? Onun için bir translokasyon gerekiyor. O translokasyon olayını da burada bu şekilde göstermişler. Ve buraya bir zaman çizelgesi çizebiliyorlar açıkçası. Çok yine uzun bir süreçten bahsediyoruz. Burası 300 milyon yıl. Bu tam duplikasyonun olduğu yerde 500 milyon yıldan bahsediliyor. Bu yine nasıl hesaplanıyor tabii? Bir gen dizisinin kaç mutasyon olabileceği, ne kadar değişebileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Şimdi bir mutasyon ölümcül etkiye sahipse o zaman bireyler tamamen eleniyor. Eğer çok olumlu bir etkiye sahipse o zaman o gen çok daha seviliyor ve devam ediyor. Çünkü o canlının yaşantısına katkıda bulunduğu gibi üremesi de artmış oluyor. Böylece daha çok birey üretiyor. Daha çok birey ürettiği için o kalıyor. Üreme avantajına sahip, üreme avantajı getiren mutasyonlar onun için çok kalıcı mutasyonlar oluyor. Ama bir de nötral mutasyonlar olabilir.
Nötral mutasyonlarda da ne yaptığı bir işe yaraması gerekmiyor veya bir zararı da yok ama bir katkısı da yok ama öylesine değiştirdi. Diyelim ki alenin kodluyor. Bir tane nükleotit değişti, yine alenin kodluyor. O zaman nötral mutasyon demek. Amino asit değişikliğine sebep olmuyor veyahut da kodlamayan bölgede, intronlarda. Ama bunlar yine de nasıl günümüze geliyor? Yani nasıl madem hiçbir katkısı yok, yaşam avantajını da arttırmıyor. Nasıl birikiyorlar ve birikip bu kadar varyasyona nasıl sebep oluyorlar? Bunun aslında çok kolay bir mekanizması var. Doğal seleksiyon konusunu işlerseniz, doğal seleksiyon da aynen böyle çalışıyor. Yani zaten doğal seleksiyondan bahsedeceğim genom düzeyinde. Şimdi bizim bir toplulukta bireylerimiz var. Burası özellikle izole alanlar için çok geçerli. Yani bir adaysa veya küçük bir köyse ve kendisi işte dışarıyla etkileşimi çok fazla yoksa, işte bir kabile ise ve kabile içinde kalıyorlarsa gibi izole topluluklarda çok daha etken ve bunlar da hepsi birbirinin aynısı gibi görünse de kodlanmayan bölgelerinde değişiklikler var sonuçta. Böyle böyle bireyler var. Biraz daha çeşitlilik yapalım. Hani bir toplulukta çok fazla değişiklik olacağı için. Burada random bir olay oldu. Yani ne olabilir? Bir sel felaketi olabilir. Bir işte deprem olabilir. Yani bir çeşit afet olabilir. Ya da göç edebilirler. Yani bir topluluk buradan kalkıp başka bir adaya, başka bir yere göç edebilirler. Ve bunun sonucunda diyelim ki sadece belli bir topluluk kaldı. Yani şu insanlar bu topluluktan ayrılıp göç etmişler. Veyahut da bir sel deprem olmuş ve bunlar çok toplu ölüm olmuş ve çok az insan kalmış. O çok az insanda da bu varyasyonlar varmış. Daha sonra bunlar ne olur? Kendi içlerinde üremeye ve birleşmeye devam edecekleri aileler kuracakları için de kendi genetik yapılarında şeyler olacak. Kendi genetik yapılarında bireylerden oluşacak bu topluluk. Şimdi doğal seleksiyonla hep karıştırılan bir şeydir. Buradaki mutasyonun bir amacı yok. Genetik değişikliğin bir amacı yoktur. Yani bu insan hayatta kalsın diye ben genimin şurasını mutant yapayım, burada bu aminositi değiştireyim gibi bir şey mümkün değil. Genetik değişiklikler, genomdaki değişiklikler random olur. Ve çoğunlukla uzun yıllar süresince olur. Ve herhangi bir amaç gütmez. Herhangi bir yöne sevk etmek istemez. Bu bizim toplumumuzun varyasyonunu oluşturur. Türkiye'de hepimiz birbirimize çok benziyoruz insanlar olarak. Ve hatta tek bir köyde düşünün bir insanları. Genomlarına baktığınızda %99.9'u aynı diyoruz. Yani farklılık %0.1. Peki bizim kaç milyar genimiz var? Bazımız var. 3 milyon değil, 3 milyar. Bunun binde birini çıkartalım. 3 milyon. Yani ben ve yanımdaki herhangi bir kişi arasında 3 milyon baz fark var. Ve bu farklılıklar belli bir amaca hizmet etmiyor. Ama sonra herhangi bir şey geldiğinde, bir felaket geldiğinde yaşamsal avantaja sahipse, yaşamsal avantaja sahip mutasyonlar kalıyor. Ama göç gibi, sel gibi, deprem gibi bir afetse, doğal afetse o zaman zaten rastgele bir ölüm olmuş oluyor veyahut da göçlerde belli bir topluluk gidiyor. Ama biz buraya mesela bir hastalık eklersek o zaman bu hastalığa
karşı avantaj sağlayan değişimleri olanlar hayatta kalıyor. Yani sebep-sonuç ilişkisi biraz değişik burada. Bunlar onun için mutasyon geçirmediler. Yani o mutasyona sahip oldukları için hayatta kaldılar gibi. Sonra da bu topluluk çoğaldığı zaman ne oluyor? Bu genlere, bu değişikliklere sahip olanlar toplumda arttığı için o mutasyonun yaşamsal avantaja sahip olduğunu biz anlamış oluyoruz. Ve işte genom evrimi bu şekilde çalışıyor. Hani hangi genler ne değişmiş, ne değişmemiş, değişmediyse orası ne kadar yaşamsal öneme sahip gibi böyle çalışıyor. Şimdi burada işte şu survivor'lara, hayatta kalan veyahut da göç eden veya değişen bu topluluğa founder population deniyor. Yani kurucu topluluk, kurucu topluluklar deniyor buna. Şimdi bunun bir başka şeyi daha var. Çok nadir bir alel bu şekilde hayatta kalabiliyor. Yani bu normalde çok nadir bir alel olabilir ve bu eğer göçse mesela hiçbir yaşamsal avantajı olmayabilir. Bu şekilde devam etmiş olabiliyor. Huntington hastalığından bahsettik. Niye mesela Huntington hastalığı gibi bir şey var? Madem ölümlere sebep oluyor, neden hala devam ediyor? Çünkü bu yüzden yani bu arada Huntington 40 yaşından sonra başlayan bir hastalık olduğu için üreme avantajını değiştirmez. O yüzden de çocukları devam ederler. Bir de öyle bir şey var tabii de. Eğer genomda baktığınızda hiçbir işe yaramayan düşündüğümüz şeyler neden devam etmiş? İşte o da bu yüzden devam ediyor. Çünkü bu founder population'da onların hayatta kalmasına sebep olan bir tane mutasyon varsa diğer geri kalan genetik varyasyonu aslında alakasız ve devam edebiliyor. Mesela orada bir Huntington geni olabilir yani. Gen düzenleme elemanlarında kazanım, kayıp ve modifikasyonlar hayvan soyları arasındaki fenotipik farklılıkları açıklayabilir. Bu çalışmada da 2011 yılında yine Science'da yayınlanmış bu çalışmada conserved non-exonic elements yani korunmuş ekzon dışı elemanları incelemişler. Ve burada 3 tane periyot belirlemişler. Erken omurgalı evrimi, transkripsiyon faktörleri ve gelişim genleri yakınında kazanımlar, daha sonraki dönemde hücre dışı sinyal genleri ve de en sonda translasyon sonrası protein değişimlerinde kazanımlar olmuş diyor. Bu sonuca nasıl varmışlar? Şimdi şurada mesela tek bir grafiğin bir tanesini yaklaştıralım. Burada şimdi transkripsiyon faktörü aktivitesi. İnsan, fare, inek, stickleback yani bu dikenli balık Türkçe'de, medaka bu da pirinç balığı. İki tane balık var, inek var, bir fare ve insan var. Şimdi burada enrichment factor of regulatory innovations yani burada düzenleyici inovasyonlar diye bir terim var. Bu zaten bu makaleyle gelmiş. Düzenleyici inovasyonlardaki kazanımlar, zenginleşmeler. Ve bunları transkripsiyon faktörleri yakınındakilerine bakıyoruz. Şimdi burada periyotları sıralamış. Periyotlar, şimdi bu, şurası Kambriyan periyodu. Sonra okuyamadığım isimler var. Denovian kısmı, Carniboferius, ondan sonra Permian dönemi, sonra Triyasik, Jurasik ve en son Neojin dönemine geliyoruz. Yani bu kısaca, yani kısacası yok da bunlar ne demek? Mesela 500 milyon yıl öncesi demek. Neojin de şimdiki zamanı gösteriyor. Mesela işte Jurassic dönemi 200-150 milyon yıl önce gibi görünüyor buraya baktığınızda. Sadece bu genlere bakarak çıkartıldığında insan, fare, sonra inek ve ayrı bir dal olarak da iki tane balığı yan yana görüyoruz. Mesela işte gelişim genlerine baktığımızda post-translational modification'lara baktığımızda diyor. Ne demişti? Transkripsiyon faktörleri ve gelişim genleri yakınındaki kazanımlar ilk döneme denk geliyor demişti. İşte gerçekten şurada daha yüksek, bu da burada daha yüksek, sonra azalıyor. Sonra
Hücre dışı sinyal genleri, bakın bu da orta dönemde bir zenginleşme var. Post translation protein modifikasyonları da en son dönemlerde zenginleşmiş diyor. Dolayısıyla diyor ki biz bunu 3'e ayırabiliriz diyor. 300 yani 5 en eski zamandan 300 milyon yıla kadar bir dönem deriz. 300 milyondan 100 milyona kadar olan döneme şurada ayırabiliriz. Bir de 100 milyon yıldan günümüze kadar olan döneme ayrı bir şey dönem diyebiliriz diyor. Böylece insan genomuna gelene kadar veyahut da işte diğer canlıların genomlarında bu dönemlere göre şeye bakabiliyoruz. Yani genomdaki değişimleri izleyebiliyoruz ve buna göre bazı eralar, hani era denir ya, böyle hani milyon yıllık dönemler oluşturabiliyoruz genoma bakarak da. Yine Science dergisinden bir yazı, 2005 tarihli bu sefer. Diyor ki erken insanlar güneye mi kuzeye mi gittiler? Hani bu Neandertallerle ayrıştıktan sonra bugünkü insana, bugünkü insanın atası olan insanlar Afrika'dan yayılmıştı ama Neandertaller Avrupa'dan ve Asya'dan yayılmıştı diye bahsetmiştik. Diyor ki bugünkü modern insanlar 150 bin yıl önce ortaya çıktı diyor ve East Afrika, Doğu Afrika'da ortaya çıktılar diyor. Sonra burada bu haritaları çıkartırken, bu arada mitokondriyal DNA kullanılıyor. Mitokondriyal DNA sadece anneden aktarılabildiği için onunla göç yollarını veya insanların atası neredeydi onu bulmak mümkün olabiliyor. Bu da öyle bir çalışma. Şimdi buna göre Doğu Afrika'dan çıkan insan toplulukları şuradaki rotayı ya da buradaki rotayı izleyerek, yani Arap Yarımadası'ndan ya bu taraftan ya üstten geçerek dağılıyorlar. Yani bu tek yön şeklinde değil de hani buradaki insan kolonileri nasıl oluştu? Yani burada da yerleşmiş, buradan bu tarafa da dağılmış olmak durumundalar sonuçta. Ama buradan sonra Hint Yarımadası'na iniyor. Daha sonra Malezya'nın taraflarına gidiyorlar ve sonra Yeni Zelanda ve Avustralya'ya yerleşebiliyorlar. Tabii ki de bu hypothetical demiş. Yani varsayımsal bir rota. Hint Okyanusu üzerinden giden bir rota demiş. Erken insanların Afrika'dan çıkınca geçtikleri yolların tahmini bir haritası. Şimdi diyor ki Avustralya'daki en eski insan kalıntısı 46 bin yıl önceden diyor. Nia mağarası, Borneo'daki mağaradaki şurada. Buradaki kalıntılar da 45 bin yıl önce diyor. Halbuki Indian Ocean, Hint Okyanusu'nun kıyılarında 60 bin yıl önce diyor. Burada da 150 bin yıl önce. Yani bu göç de hani bir 100 bin yılı kapsayan bir süreden bahsediliyor burada. Sayfa DNA Learning Center. Buna hepiniz girebilirsiniz. DNALC.org. Buradan resource'a gittim. Oradan da animasyonlara geldim. Biology Animation Library. Şimdi daha önce Alu dizilerinden bahsetmiştik biraz. Burada da diyor ki bu Alu diyor jumping gene, yani atlayan zıplayan bir gen. Yani aslında bir transposable DNA dizisi. Bir transpozon. Ve kendi kendine eşleştirebiliyor ve kopyalayabiliyor. Şimdi bu nasıl hareket ediyor demiş. İnsan genomunun çok önemli bir kısmı protein kodlamayan dizilerden oluşuyor. Bu dizilere bazen junk DNA, yani çöp DNA deniyor. Ama %98'ini oluşturuyor. İşte şöyle kodlamayan, yani protein kodlamayan diziler %98.5. Protein kodlayan diziler %1.5. Şimdi bu non-coding DNA arasında tekrarlı DNA dizileri var. İki önemli üyesi de diyor. Line, işte long interspersed elements ve sine diye yazılanlar. Bunlardan L'ler, L1'ler,
L1 bir line çeşidi, yani long interspersed elementlerden bir çeşidi L1 ve bu %17'sini kaplıyor diyor sadece tek başına. Alu'da %11'ini kapsıyor diyor. Alu bir sine, yani kısa olanlardan ve bunun en çok görüleni. Şimdi burada önemli bir şey daha demiş. Bu sine olanlar, kısa olanlar hatalı transpozonlar gibi. Çünkü hareket etmek için linelerin enzimlerine ihtiyaç duyuyorlar. Diyor ki insan genomunda 75 bin tane L1, 1 milyon 200 bin tane de alu element var diyor. Dağıtılmış halde diyor. L1, alunun 20 katı ve replike etmek, yani kendine eşleştirmek ve hareket etmek için gerekli moleküler meşineriye de sahip içinde diyor. Onu kodluyor diyor. Bunun içine baktığımız zaman, L1 elementine baktığımız zaman 6000 nükleotitlik bir L1 elementi, 2 tane untranslated region ve 2 tane open reading frame'i var. Yani 5 SUTR, şurası kodlanmayan bölüm, 300 SUTR, burası da kodlanmayan bölüm, poly A tail, A T rich, kendi başına bir vektör gibi aslında. Buradan ORF Open Reading Frame'den bir tane protein çıkıyor, bir protein ürünü çıkıyor ve bu protein ürünü bu diğer transpozonların hareket etmesini sağlıyor. Halbuki diyor alo elementlerde hiçbir open reading frame falan yok. Yani hiçbir protein kodlamıyorlar aslında diyor. Alo'nun içerisine baktığımızda da burada bir tane left kısım var. Bir tane right kısım var. Sol ve sağ kısmı. Adeninden zengin bağlantı kısmı. Bir de poly A tail var. Genomda da her zaman alo'nun etrafında adenin ve timinden zengin diziler bulunur. Buradaki alo elementte iki tane önemli kısım var. A kutusu ve B kutusu. Bunlar transkripsiyon faktörlerinin ve RNA polimeraz üçün bağlanmasını sağlıyor. Transkripsiyon kompleks buraya oturuyor. Ve bir tane mRNA oluşturuluyor. Bu arada biz bunları henüz görmediğimiz için transkripsiyon falan şu anda biraz havada kalıyorsa normal bu. Bu RNA oluşturulan RNA yeni bir alü elementin kendisini oluşturmak için kullanılıyor. Yani bu aslında bir vektör değil, bir virüse çok benziyor bunlar. Biz virüsleri de görmedik henüz bu dersler kapsamında ama virüsler de böyle kendilerine RNA yapıp o RNA'dan tekrar kendi genomlarını sentezleyebiliyorlar. Mesela işte HIV o şekilde çalışıyor. Bazen de diyor böyle bir nick oluşturabilir. Double strand'den bir tanesini kesip bir nick oluşturabilir. Orada da poly A tail yapabilir kendisine diyor. Daha sonra tekrar bu primer olarak görev görüp yeni bir DNA sentezleniyor buradan. Sonra tekrar bir nick yapıyor. Bu parçayı oraya ekledi. Karşısını da sentezledi ve çift iplikli DNA oluştu ve yeni alu repeat'i oluşmuş oldu. Böylece kendisini tekrarlamış oldu aslında bu dizi.